Arkadaşlar bakın, yeni makinemizdeki donuma dikkat edin. Bizim sakallarımızı görmeyin. Bakın uç kısmına gelen tütüne bakın. Arka kısmına sürdüğü tütüne bakın. Bir de makinedeki sese bakın. Bununla istediğiniz kadar sarın. Gece, gündüz fark etmez. İsterseniz sesi daha da düşürürsünüz. Biraz benim masa yankı yapıyor. Yoksa inanın ki sesi çok daha düşkündür. Ya da sürmemişim. Ya sürseydim daha bir lezzetli olacaktı. Son yaptığımız makineler, dediğim gibi ölçüleri biraz daha değiştirdik. Daha nasıl verimli olur? Daha nasıl işte sonradan problem çıkarmaz? O şekilde ayarlama yaptık. Şunlardan millet fevkalade memnun. Bundan sonra grileri gelecek. Keşinkev dediğimiz grileri. Bir üç sene geldi fabrikadan. Bunun sadece üretimi bana aittir arkadaşlar. Benim aynısını yaptığını söyleyenler hepsi yalan söylüyor. Ben dışarıya da makine vermiyorum. Sadece kendim birebir müşterime veriyorum ve onlarla birebir ilgilenen benim. Hiç kimsenin malını satmıyor. Çünkü güven olmuyor arkadaşlar. Adam tamahkar davranıyor. Para da kaçırıyor. Kaliteden kaçırıyor. Ben öyle yapmıyorum. Ben onlara göre pahalı çalışıyorum ama kalite çalışıyorum. Benim işin gideri var yıllara. Öyle birkaç güne değil. Birkaç aya değil. Ondan sonra sorunlarla boğuşmaya değil. Hayır. Buradaki işte kontralama, buradaki yetkenli, buradaki yatak hepsi bana ait. Hiçbirini dışarıdan temin etmiyorum. Başkalarının ölçüleriyle çalışmıyorum. Ha, küçük bazı bir makine ama istediğiniz işi görür. Evde meşguliyettir. Efendim söyleyeyim, bunun yasal olarak da sıkıntısı yoktur. Kişisel sarımdır. Tek tek elle sardığınız için kimse size karışamaz. Ben yurt dışına bile gönderiyorum. Dediğim gibi, isterseniz günlük ihtiyacınız ne kadar sarma varsa bununla yapabilirsiniz. Ha, diğer büyük makineler eyvallah, görüntüsü şu buyu. Güzel görünüyor ama şey çok kötü. Hem yasal olarak sıkıntı çok, hem de arıza yaptığında sanayiye git gel oldu olmadı çok problem. Ama bunlarda öyle bir sorun yok. Basit bir düzenek. Efendim söyleyeyim, işi bilen bir kişi, dediğim gibi bununla istediği sarımı günlük yapar. Yani bir box mı yapmak istiyorsunuz, rahatlıkla yaparsınız. Diyelim bir kilodan 10 tane mi çıkarmak istiyorsunuz? İnanın ki işi bilen bir kişi onu da yapar. Efendim söyleyeyim, her tüküne uyumludur. Adıyaman, tekel. Biz genelde tekele kolay uğraştığımız için her zaman tekel elimizin altında bulunuyor. Efendim söyleyeyim, dökme Adıyaman. Kübayı hatta diğer tükünlerle karıştırıp da kullanan çok müşterim var. Dediğim gibi bütün makaronlara, bütün tütünlere hepsine uygundur. 6-5, 6-9 arası olan bütün makaronlara. Keza kalın makineyi de ben üretiyorum. Bu siri, kalınlar rengi şu an siyah. Grileri de çıkacak. Yani şu an kalın makine istediklerini ben artık eskisi gibi topomatikmiş, tipimatikmiş onları kullanmıyorum arkadaşlar. Direkt kendi makinelerimi kullanıyorum. Ve bu küçük bazı makine yapıyorum. Bazıları benden büyük makine falan fıstık hayallerini büyütüyorlar da bataklarından haberi yok. Onun için ben karışmıyorum. Karşı tarafa zararlı olduğu için ben büyük makine üretmiyorum arkadaşlar. Yarın o bir gün adam bana beddua eder. Ben para için hayallerini süslerim ama adamın elinde patlar. Bunun şeyle ben yaşayamam. Yani bana huzur vermez, biliyor musunuz? Ben öyle bir yapım var. Ama bu makinelerde çok idealıyım. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kısa süre içinde mesela bak şu an bu makaron hepsini sarayım. İnanın ki bir tane ben takarsam, şayet iyi takarsam makaron, bir tane bile arıza vermez. O şekilde dizayn etmişim. Benim kartlarda kesme var. Potansiyometre var. Kart biz durduk mu o da durur. Diğerleri sürekli pat 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 vuruyor. Öyle bir şey yok. Çünkü onlar ucuz kartlar. Kalitesiz kartlar. Bak benimki durduğun zaman o da duruyor. Ben bu küçükleri yapayım. Büyük büyük yapmıyorum arkadaşlar. Büyük benim hoşuma gitmiyor. Çalıştırması da risk. Arızalar da çok kötü. Verimi de öyle söylenildiği gibi değil. İşi o büyüklerde çalışmak için operatör olmak lazım. O da biliyorsunuz bugün bir operatörün nazı nasıl çekilmez ki. Yeni gelin gibidir. Ne yapacaksın bilemezsin. Arkadaşlarıma söyleyeyim. Aha. Makaronumuzu bitirmeye yakın. Hepsini çekelim. YouTube atacağız. Yani biz kendi makinamıza güvendiğimiz için sarımı da kendimiz yapıyoruz. Bir de ben sarımcıyım arkadaşlar.
Keşke dişçi olsaydım da şu dişlerime bir çare bulabilseydim. O da ileride. Bu gidişle dişçi de olacak. İşin esprisi bu. Dediğim gibi bu top denilen bir filtre. Diğer filtreleri de denedik. Şu an yanımızda yok. Olsaydı onu da sahneye dahil ederdik. İstediğiniz makaron, istediğiniz hatta mallayı bundan sarın. Hangisini sarıyorsanız sarın. Size sorun çıkarmayacağına garanti veririm. Çünkü son yaptığım makineleri son teknikle yani son tecrübelerimi uyguluyorum orada. Burada arkadaşlar makine önemli değil, onu da söyleyeyim. Ustalık önemli. Ben 7 yıldır bu işi yapıyorum. Hiç vizyonumu değiştirmedim. Hiç yani şunu yapayım, bunu yapayım diye bir şey yapmadım. Adamlar küçük makineyi doğru yapmıyor. Biz büyük makine yapacağız. Anam basket. Konuşturmayın beni. Anteni çekmeyenler. Hadi taklit edin. Siyah yaptınız. Hadi bu rengi de yapın. Ben size başka rengi öğretirim. Gidip müşteriye karşı tarafa Faik Usta'nın makineleri diyorlar. Utanmadan. Hadi bu rengi de yapsınlar arkadaşlar. Bunlardan beklenir ha. Karton marton döşerler bu rengi getirirler. Dikkatli olun. Benim makineyi sadece bende bulabilirsiniz. Alıyorsanız da benden, almıyorsanız da benden almazsınız. Diğer şekilde diğerlerini sattığı benim makine değil. Parçalarını falan hepsini ben kendim dizayn ediyorum. Dediğim gibi bakın arkadaşlar bir kartona yakın şeye sardım. Bir tane hata gördüyseniz söyleyin. Yani sarmadı, boş attı falan oldu, kısık oldu. İtibarı vereceğiniz şey yok. İhtimal vereceğiniz şey yok. Arkadaşlarıma söyleyeyim. Böyle çekimleri böyle uzun tutan, efendim söyleyeyim, güven veren firmalardan işlediğinizi temin edin, makinenizi temin edin. Diğerlerinden kesinlikle kaçının. Özellikle dövmeli, efendim söyleyeyim. Böyle pis ortamlarda falan makine yapanlar, onlar makine yapamaz. Bizim sadece şu tezgahta bulunan matkapların inan ki değeri bile yüksek. Kaliteli malzeme, kaliteli iş. Bunların kasaların milim kalınlığı 2 milim. Yani oynamasın, daha sağlam olsun, gider olsun diye 2 milimden yaptım. Esnemesin diye. Hani zamanla ağzı açılıyor falan filan boş atıyor ya. O ihtimal ortadan kalsın diye özellikle 2 milimden yapıp kontrayla otomatik olarak üzerine koydum. Peresten düşme mesafesini, efendime söyleyeyim, her şeyini ya, namlusundan tut, vidalarına kadar biz kararlaştırıyoruz. Mesela topmatikte bu bölümde şeydir, punta var. Ama punta sıkıntılı arkadaşlar. Punta atıyor, kaynatmasan atıyor, kaynatsan da başka bir sorun. Ama bizimki vidalı. Tuttur, ömür boyunca kullan. Atıyorsa vidasını değiştir, bitti. Her şeyde biz şeye kaçıyoruz arkadaşlar. En uygun, en verimli neyse ona kaçıyoruz. Bizi YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Yorum yazmayı, beğeni atmayı. Sizden bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.